Kayseri'de 3 ay önce çalıştığı iş yerinde iki kolunu hamur açma makinesine kaptıran üniversite öğrencisi Sevim Nur Türkmen, 150 bin dolar değerinde olan biyonik protez kollar ile hayata tutunmak istiyor. Türkmen, biyonik protezler 150 bin dolar. Bu sebeple Kayseri Valiliğinden para toplanması için izin çıkmasını bekliyorum dedi. Birkaç yerle görüşme yaptık. İzmir'e gittik, Ankara'dan birkaç yerle görüştük, İstanbul'dan teklif aldık protezler için. Bana en uygun olan protez bilgisayar kullanmam gerektiği için biyonik protezlerdi. Beş parmak hareketli olması gerektiğini söylediler ki bunu da zaten SSK kendisi karşılamıyor. Biyonik protezlerde karşılamıyorlar, sadece Mio dedikleri bir protez var. Üç parmak hareketli olarak geçiyor. Sadece onları karşılıyorlar. Onların da zaten belli bir miktarını karşılıyorlar. %20'sini ya da %30'unu tam hatırlamıyorum. Üniversitede okuyorum. Şehir dışındayım. Aileme yük olmamak için yaz tatilinde 3 ay boyunca çalışıp hem sigorta başlangıcımın yapılması için hem de harçlığımı biriktirip üniversiteye öyle gitmek istemiştim. Bir kaza sonucu işte kollarımı kaybedince hayatım durma noktasına geldi. Anneme ya da babama bağımlı olarak yaşıyorum şu an. Yemek yemem. En basiti ya, yerimden kalkıp yatağımdan kalkarken bile annemle kalkıp yatıyorum. Online eğitime giriyorum şu anda. Onu da annem sayesinde, annem bilgisayarımı açıp dersime girip dersim bittikten sonra gelip tekrar bilgisayarımı kapatarak gidebiliyorum derslerime sadece. Yetkililerden Kayseri Valiliğine izin için başvurduğumuzu reddettiler. Tekrardan incelenip kampanyayı başlatabilmem için izin vermelerini istiyorum. İşe başlama sebebi evde sıkılıyordu. Kendi harçlığımı çıkarmak için dedi. Hem sigortam da olsun dedi. Anne size de biraz faydam olur diye işe girmek istedi. Mahallemizde bulunan mantı var orada. Mantı dükkanında işe girdi. Orada bir talihsiz olay yaşandı. Olayı mahalledeki çocuklar bize haber verdi. Orada bir ablanın eli makinede kalmış diye. Biz burada koşarak gittik oraya. Ben içeriye giremedim. Görümcemi de kapıdan içeriye almadılar zaten. İtfaiye falan gelmiş. Ambulans orada bekliyorlardı. Ben oturdum, hiç kalkamadım orada. Ne yapacağımı bilemedim. Dua ettim hep. Evet, ambulansla götürüyorlardı. Götürdüler. Biz de arabayla hemen arkasından ambulansın hastaneye gittik. Orada Sevim Nur'a söylemişler ki böyle böyle kolları ikisi de gidecek diye. İkisi de kesilecek diye. Hiç şey olmamış. Damarları falan çok hasar görmüş. Kemikleri çok ince parçalarda kırılmış. Düzelecek durumda değilmiş, mecburen kesmek durumunda kaldılar iki kolunu da. Fizik tedaviye gidiyor şu an. Çok zor anlar yaşadık. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Her şeyinde ben yardım ediyorum. Yemeğini ben yediriyorum, suyunu, tuvaletini. Olaydan sonra çok zor durumlar yaşadık. Yemeğini ben yediriyorum, tuvaletin ihtiyacını ben karşılıyorum. Banyosunu ben yaptırıyorum. Her şeyini ben yaptırıyorum. Sanki normal bebek gibi yani. Protez kolları olursa kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelecek diye inanıyoruz. Valiliğe başvurduk biz. Kampanya başlatmak için valiliğe başvurduk. Kampanya için izin almak için. Oradan red cevabı geldi. Sigorta ödüyor diye. SSK da bizim istediğimizi ödemiyor. Onun ödediği başka bir cihaz. Benim çocuğumun beş parmağı, iki kolu da olmadığı için parmakları falan. Beş parmak hareketli istiyoruz biz. İnce motoru olan protezlerden istiyoruz. Çocuğumun kendini idare edebilmesi için, bilgisayarını kullanabilmesi için, günlük yaşamını devam ettirmesi için, hayatını bir nebze olarak kolaylaştırmak için bu protezleri istiyoruz biz. Buradan valiliğe sesleniyorum, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Benim çocuğumun kolları yok. Ben bir anneyim. Onlar da beni kendi yerlerine koysunlar. Baksınlar. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Benim çocuğumun kollarını bir an evvel yapılması için yardım.